Bölgemizde artan gerilim ve tehlikeyle birlikte 2024 Türkiye için en kritik senelerden birisi olacak. TSK için hayati derecede önemli silah sistemlerinin envantere girmesiyle Türk ordusunun küresel bir oyuncu olması sağlanacak. Her sene onlarca farklı yerli sisteme envantere kazandıran savunma sanayi şirketlerimizin 100 adet en büyük projesi 2024 yılında envantere giriyor. Bu videomuzda 2024'te envantere girecek tam 100 farklı dev projeden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Aselsan Ejderha Elektrik Bombası. Ejderha, yüksek güçlü elektromanyetik silah sistemi ailesi, belirli frekanslarda çok yüksek güçlü elektromanyetik alanlar üreterek özel tasarımlı antenleriyle bu alanları hedef elektronik devrelerin ve cihazların üzerine yöneltiyor. Sistemin bu cihazlar üzerinde bastırma, erken patlatma ve kilitleme özellikleri bulunmasıyla birlikte sarf edilebilir bu platformun patladığı yerde çok güçlü elektromanyetik dalgalar oluşturularak içerisinde mikro işlemci bulunan her türlü cihaz işlevsiz hale getiriliyor. Orkun 2053. Orkun 2053 helikopter sonarı, Armelsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli ilk helikopter daldırma sonarı. Denizaltı savunma harbinde kullanılan orta frekanslı bir aktif sonar sistemi olan Orkun 2053, denizaltıları bulmak ve izlemek için gemiye monteli sonarlara kıyasla performansta sınırlı olmasına rağmen helikopterle taşınması sebebiyle hızlı daldırma ve veri alma zamanlarıyla oldukça büyük avantaj sağlıyor. Akış gürültüsü ve motor gürültüsü gibi sinyal kaynağını etkileyecek herhangi bir gürültüye maruz kalmadığı için düşman denizaltıları tespit etmekte oldukça mahir olan bu platformun 2024'te envantere girmesi hedefleniyor. TÜBİTAK Kimyasal Harp Belirleme Cihazı. TÜBİTAK Kimyasal Harp Madde Belirleme Sensörleri, KHM ve Zemin Kimyasal Harp Maddesi ve Zehirli Endüstriyel Maddelerin tespitine yönelik sensör teknolojileri geliştirildi. Bunlardan en dikkat çekeni MAM-CDET Kimyasal Harp Maddesi Tespit Cihazı. Ortamda bulunan kimyasal harp maddelerini tespit ve teşhis için kullanılan elektronik olan bu cihaz, yakıcı, boğucu, zehirleyici ve uçucu sinir gazlarını tespit edebiliyor ve kirliliğin yoğunluğunu askerlerimize bildirebiliyor. Böylece Türk ordusu herhangi bir kimyasal saldırıya maruz kalması halinde anında uyarıya maruz kalıyor. Hürkuş, Hava-Yer Entegrasyon Uçağı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın özgün ürünleri arasında yer alan Hürkuş'un yeni versiyonu olan Hürkuş Hava-Yer Entegrasyon Uçağı 2024'te envantere giriyor. Görücüye çıkarak dikkatleri üzerine toplayan Hürkuş Hava-Yer Entegrasyon Uçağı pilotların eğitimlerinde kullanılacak. Hürkuş'un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak elektro-optik, infrared kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra otopilot entegrasyonları da gerçekleştirilen uçağın 2024'te kullanıma girmesi bekleniyor. Canik M2QCB. Canik, dünyanın kendini muharebede en çok kanıtlamış ağır makinalı tüfeği olan 50 kalibre makinalı tüfeği en ileri teknolojiyle yeniden tasarlayıp iyileştirerek Türk ordusunun hizmetine Canik M2QCB hızlı değiştirilebilir namlulu makinalı tüfek olarak sağlıyor. Canik M2QCB zırhlı ve zırhsız araçlarda, deniz platformlarında ve tripod ayaklı üzerinde piyade tarafından kullanılabilecek. Canik M3. Canik M3, son 40 yılda mekanize ve hava hareketli birliklerin hareketliliğinin ve hızının arttığı modern savaş alanının gereksinimlerine uyarlanmış bir 50 kalibre makinalı tüfek. Özellikle hızlı hareket eden ve manevra kabiliyeti yüksek olan araçlara gerekli anlık ve doğru ateş gücünü sağlamak amacıyla çok yüksek bir atış hızına sahip olarak tasarlanan Canik M3, 2024 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız kara araçları, insansız deniz araçları ve uzaktan komutalı silah sistemlerine entegre edilmeye başlanacak. STM GEMET. Gemi Muharebe Etkinlik Değerlendirme Modeli GEMET, muharip platformların bütünleşik sentetik taktik çevrede muharebe etkinliklerinin ölçülebildiği mühendislik seviyesinde çözünürlüğe sahip bir simülasyon sistemi. Model oluşturulan senaryolarla birlikte muharebe etkinliğini değerlendirmekte ve Türk savaş gemilerinin olası düşmanla karşılaşmaları halinde nasıl bir etkinlik sağlayabileceklerini
üstün bilgisayar performansını kullanarak modelleyebilmekte. Böylece Türk donanması karşısındaki düşman gemileri Gemet platformuna işaretleyerek başına neler gelebileceğini önceden öğrenebilecek ve bu konuda taktik sahada strateji hızlı bir şekilde geliştirilebilecek. Ehpot SIDA. Elektronik karşı tedbir sistemlerini radarları karıştırmak veya yanıtmak için kullanan Ehpot, Türk savaş uçaklarında zaten envanterdeydi. Ancak Ehpot'un SİHA'lara entegre edilecek yeni versiyonunun 2024 yılında envantere girmesi hedefleniyor. Radar ekranında çok sayıda sahte hedef oluşturabilen, gerçek hedefleri gizleyebilen ve rastgele hareket ettirebilen, uçakların güdümlü füzelere karşı etkin korunmasını sağlayan Ehpot, şimdi de insansız hava araçlarımızın korunması için devreye giriyor. Ehpot, radar ikaz alıcısı ve elektronik karşı tedbir alt sistemlerini içeriyor ve kendi başına görev yapabilen bir kendini koruma sistemi olarak insansız hava araçlarımızda göreve hazırlanıyor. Hava Soç Projesi. Aselsan Koral Teknolojisi'nin hava kuvvetlerimize entegrasyon faaliyeti sonucunda ortaya çıkan Hava Soç Projesi, tehdit ülkelere karşı gerçekleştirilecek taarruzi hava harekatında düşmanın her türlü radar ve haberleşme imkanının tehdit bölgesine girmeden dinlenilmesi, karıştırılması, baskılanması ve aldatılması maksadıyla entegre edilecek. Hava platformuna entegre edilen uzaktan elektronik dinleme ve elektronik taarruz sistemi olan Hava Soç, dost muharip uçaklar düşman hava sahasına girdiğinde onlara güvenli bir koridor oluşturacak. Bombardier Global 6000 tipi uçak platformu üzerine milli olarak geliştirilen Hava Soç uçaklarının 2024 yılından itibaren hava kuvvetlerimizde envantere girmesi bekleniyor. Aselflir F-500C. Aselsan tarafından geliştirilen CATSFLIR elektrooptik sensör sisteminin gelişmiş versiyonu olan Aselflir F-500C 2024'te envantere giriyor. İnsansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan yüksek performanslı elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemimiz, 3 ila 5 mikrometre kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü lazer hedef işaretleme birimi, lazer mesafe ölçme birimi ve lazer noktalama özelliğine sahip olarak 100 kilometrenin üzerinde bir görüntüleme kabiliyetine sahip olacak. Denizaltı Savaş Harekat Sistemi. Türk Savunma Sanayisi bünyesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na milli imkanlarla üretilen Milli Denizaltı Projesi kapsamında yeni bir konsept ortaya çıktı. Denizaltı Savaş Harekat Sistemi. Havelsan'ın yer aldığı bir dizi şirket, denizaltılarda kullanılacak Denizaltı Savaş Harekat Merkezi sistem ve konsept tasarımı üzerinde çalışıyor. Denizaltının yönetimi, denizaltının beyni olan Savaş Harekat Merkezi'nden yapılmakta. Savaş Harekat Merkezi'nde harekatın yönetildiği, seyir desteğinin sağlandığı komuta kontrol sistemleri, savaş yönetim sistemleriyle bunları destekleyen alt sistemler bulunuyor. Denizaltı Savaş Harekat Merkezi'nin yerli olarak geliştirilmesiyle milli denizaltılarımızda bu teknolojiyi milli olarak kullanılmaya başlanacak. Nazar Lazer Elektronik Harp Sistemi. Nazar Elektronik Harp Sistemi, Meteksan tarafından elektrooptik ve kızılötesi arayıcı başlıklara sahip füzeleri, yönlendirilmiş lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha teknikleriyle etkisiz hale getirmek için karşı önlem tedbiri olarak geliştirildi. 2016 yılından itibaren geliştirilen Nazar'ın 2024 yılında envantere kazandırılması hedefleniyor. Nazar Kara Projesi 1. faz kapsamında karada konuşlu Nazar sisteminin envantere girmesiyle birlikte deniz kuvvetlerinde kullanılacak olan 2. faz versiyonun geliştirilmesi başlanacak. Aselsan Karakulak. Aselsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen kara kulak sistemi, tüm muhteviyatı araç üzerinde taşınabilen ve iki operatör tarafından işlenilerek her türlü frekans bandı içerisinde tarama yapabilen, algılanan haberleşme yayınlarının yönlerinin kestirilmesi, yerlerinin belirlenmesi, dinlenilmesi ve analiz yeteneğiyle parametrelerinin çıkartılması ve kaydedilmesi işlevlerini yerine getiren bir elektronik harp sistemidir. Sistemde sayısal harita altyapısı üzerinde yer belirleme yeteneği bulunmakta olup, sahada telsizle konuşan hainler nokta atışıyla harita üzerinde işaretlenebiliyor. Çıngı, otomatik namlu temizleme cihazı. Günümüz silah sistemleri ve mühimmatlarının hızlı gelişimiyle namlu temizliği ve bakımıyla alakalı sorunlar da bu gelişime paralel olarak artıyor.
namlu bakımı ve temizleme yöntemleri maliyet etkin çözümlere ihtiyaç duyarken bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli üretimi Çıngı platformu envantere girmeye hazır. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan fırtına obüsleri ve tank platformlarının namlu bakımı için otomatik bir cihaz olarak tasarlanan Çıngı'nın farklı versiyonlarıyla birlikte 2024 yılında tamamıyla kullanıma alınması hedefleniyor. Şahi 209 Blok 2. Şahi 209 Blok 2 elektromanyetik top sisteminin saha testleri başarıyla tamamlandı. Şahi Blok 1 sistemi 1 megajül güçle 300 gram ağırlığındaki mühimmatı 12 kilometre ulaştırırken Şahi'nin Blok 2 versiyonu 10 megajül darbeli güç kaynağıyla 7 metre namlu uzunluğuyla 35 milimetrelik 1000 gramlık hipersonik hızlı mermiyi tam 50 kilometre menzile elektromanyetik gücü kullanarak ulaştırabiliyor. Klasik savunma sistemlerinden oldukça üstün bir kabiliyete sahip olan ve maliyet etkin bir çözüm sunacak olan Şahi Blok 2'nin 2024 yılında kullanıma alınması hedeflenmekte. Aselsan Torpido Kovan Sistemi. Aselsan tarafından Türk savaş gemileri için geliştirilen torpido kovan sistemi, NATO standartındaki hafif torpidoların yüksek basınçlı havayla fırlatılmasını sağlayan su üstü platformlar için sabit monteli hafif torpido lançer sistemidir. Savaş yönetim sistemine entegre olabilen Aselsan torpido kovan sistemi ile uzaktan veya kovan başından atış gerçekleştirilebilmekte. Tİ-PD-180ST. Tİ tarafından geliştirilen PD-180ST motoru, MALE yani orta sınıf uzun havada kalış süresine sahip olan insansız hava araçlarının güç ihtiyacını karşılamak üzere geliştirildi. Tİ'nin Anka ve Aksungur'da kullandığı PD-170 motorundan çok daha hafif ve daha güçlü olarak tasarlanan bu motor, neredeyse yakın ağırlığa sahip olmasına rağmen çok daha yüksek bir yük taşıyabilme ve menzil ve irtifa kabiliyetine sahip olmasıyla Türk havacılığında yeni bir devrime kapı aralayacak. Aselsan Tork. Aselsan Tork özellikle deniz gücünde stratejik öneme sahip su üstü gemilerin torpidolara karşı savunulması amacıyla icra edilecek torpido karşı tedbir harekatında tehdit torpidoların fiziksel olarak imha edilmesi ve onların görev yapamayacağı hale getirilmesi amacıyla kullanılan bir savunma torpidosu. 2 metre boyunda, 20 santim çapında ve 200 kilogram ağırlığında olan Tork, düşman torpidolara yaklaşıp kendini infilak ettiriyor ve düşman torpidolarını görev yapamaz hale getiriyor. Tİ-TJ-300. TÜBİTAK desteğiyle 2017 yılından itibaren Tİ ve Roketsan arasında imzalanan protokole istinaden geliştirilen Tİ-TJ-300 orta menzilli gemi savar füze motoru çok yakında envantere giriyor. Bu motoru kullanarak envantere kazandırılacak olan ilk atmaca füzelerimizin 2024 yılında kullanıma alınması hedeflenmekte. Atmaca füzelerimiz yabancı menşeili motorlarla halihazırda kullanımda ancak Tİ-TJ-300 motoruna geçiş yapmaları 2024 yılını bulacak. TJ-300 motoru 5000 feet irtifada ses hızının %90'ına varan yüksek hızlarda çalışabilme özelliğine sahip. Herhangi bir başlatıcı sistemine ihtiyaç duymadan rüzgar etkisiyle başlayabilme özelliği platformun hem hava hem deniz hem de kara savunma sistemlerine uygulanabilmesini mümkün kılıyor. Aselsan Tufan Elektromanyetik Top Silahı. Klasik toplarda ve fırlatma sistemlerinde mühimmatlar güdümlü veya güdümsüz olsun bir patlamayla ateşleniyor. Aselsan tarafından geliştirilen Tufan Elektromanyetik Top Silahı ise bunu elektrik enerjisiyle gerçekleştirmekte. Aselsan Tufan, laboratuvar prototipinin sistem seviyesi testlerinin 2016 yılında başarılı şekilde tamamlanmasıyla birlikte uzun süren bir sessizliğe gömülmüştü. 2024 yılında kullanıma alınması hedeflenen Tufan'ın saniyede hızı 2000 ila 2500 metre olan ve ses hızını 6 kat aşabilen mühimmatları fırlatabilmesi hedefleniyor. TÜBİTAK MİLTAR Duvar Arkası Görüntüleme Sistemi. Bina ve rehine kurtarma operasyonlarında silahlı çatışma riski olan şehir merkezlerindeki yapı ve binalarda silahlı şahısların yakalanması ve duvarın arkasındaki saklanan şahısların tespit edilmesi için geliştirilen mikrodalga algılama sistemi TÜBİTAK tarafından MİLTAR adıyla üretildi. 30 cm'ye kadar duvar kalınlığına ve 10 ila 15 metre mesafede hareket eden her canlının konum ve hareket bilgisini veren bu platform, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü'ne bağlı milimetre dalga ve terahertz teknolojileri araştırma laboratuvarı tarafından geliştirildi. Tİ-PG-50.
Tay'nin üstün tasarım ve imalat mühendisliği kabiliyetleri ve sahip olduğu teknik altyapıyla geliştirdiği TÜBİTAK destekli PG-50 iki zamanlı boksör tüpü benzinli insansız hava aracı motoru, bu özellikleriyle ve bu güç sınıfında Türkiye'nin ilk motoru. Seri üretime geçme aşamasına gelen ve küçücük bir hacme sahip olmasına rağmen 50 beygir güç üretebilen bu motor, çok uzun menzillere ulaşabilen kamikaze dronların üretilmesinde kullanılacak. Aselsan Puhu. Puhu taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi, Türk ordusunun sahada düşmanın iletişimini anlık bir şekilde dinlemesini ve iletişimi bölmeden, araya parazit karıştırmadan, yani düşmanın ruhu duymadan onların ne konuştuğunu tespit etmenin yanı sıra telsizlerin konumlarını da tespit etmesini sağlıyor. Hal böyle olunca özel kuvvetler operasyonları ve sınır ötesi operasyonlarda stratejik hedeflerin belirlenmesi ve imhası için kritik bir teknoloji olan Aselsan Puhu, özel kestirme algoritmaları vasıtasıyla yüksek doğrulukta yön belirleyebiliyor. Kullanıcı dostu kullanım ve yeniden yapılandırabilir anten alternatifleriyle birliklerimizin ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak Puhu, sadece iki kişi tarafından taşınabiliyor ve kullanılabiliyor. Aselsan Şahin. Aselsan tarafından geliştirilen Şahin 40 mm fiziksel imha sistemi, kara ve İHA hedeflerine karşı 700 metrelik menziliyle etkili bir savunma yapabilmekte. Günümüz tehditlerinde öne çıkan tek veya sürü halindeki İHA'ları üzerinde bulundurduğu parçacık etkili mühimmatıyla etkisiz hale getirebilen Aselsan Şahin, kritik tesis ve birliklerin karadan gelebilecek tehditlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla da mobil bir platform olarak parçacık etkisini kullanıyor. Roketsan Levent. Levent yakın hava savunma füze sistemi Roketsan tarafından milli imkanlarla Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirildi. Donanma bünyesindeki gemilere karşı tehdit oluşturabilecek, insanlı ve insansız hava unsurlarını, gemi savar füzelerini vurarak durduracak, yakın hava savunma ve kendini koruma sistemi olarak tasarlanan Levent, inşallah İSTİF sınıfı fırkateynlerle birlikte envantere giriyor. Meteksan Okis. Meteksan tarafından geliştirilen ve Türk SİHA'larının beka kabiliyetini katlayarak arttıran otomatik iniş kalkış sistemi OKİS'te envantere girmeye hazır. İnsansız hava araçlarının otomatik kalkış ve inişini sağlayan OKİS, İHA'lar üzerinde yer alan transponder ve anten içeren hava birimiyle pistte konuşlu tek darbe sorgulama radarının bulunduğu yer birimi olmak üzere iki ana bileşenden oluşuyor. Hızlı bir şekilde kurulabilen ve kaldırılabilen OKİS platformu, İHA'larımızın otonom bir şekilde iniş kalkış yapmasını sağlamakta. Aselsan AIRS radarları. İlk versiyonu Adana'ya konuşlandırılan ve test edilmeye başlanan Aselsan'ın erken ihbar radarı olan AIRS'in 2024 yılında tamamıyla envantere alınması hedefleniyor. AIRS, uzun menzilli erken ihbar amaçlı geliştirilen AESA ve sayısal hüzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip yeni nesil bir S-band radar. AIRS, hava soluyan hava hedeflerinin yanı sıra balistik füzeler ve stealth teknolojisine sahip uzun menzilli hedefleri tespit ve takip edebiliyor. Türkiye'nin hava savunma şemsiyesinde erken ihbar radarı olarak kullanılacak olan AIRS'in 600 km ve üzerinde menzil değerine sahip olduğu hesaplanmakta. FNSS Gölge Süvari. Gölge Süvari, muharebe sahasının insansız çoklu operasyon ihtiyaçlarını karşılamak, askeri birliklere her türlü harekat ortamında desteklemek ve zorlu arazilerde yüksek hareket kabiliyeti sunmak üzere geliştirilen modüler otonom insansız kara aracı. Kullanıcı güvenliğinin ön planda tutulduğu Gölge Süvari araç ailesi, yapay zeka destekli otonomi kiti, karar destek sistemleri, sensör setleri, konumsal ve durumsal farkındalık sistemleriyle muharebe alanında insansız bir şekilde kara harekatı gerçekleştirmemizi sağlayacak. Aselsan Gökberk. Aselsan, radar, elektro-optik algılayıcılar ve radyo frekans karıştırıcılarla desteklenen en az 5 kW gücünde Gökberk mobil lazer silah sistemini geliştirdi ve İDEF 23 fuarında tanıttı. Gökberk sistemi İHA'ların radar ve elektro-optik algılayıcılarla arama, tespit ve takibini yapabiliyor ve en az 5 kW gücündeki lazer silahını kullanarak tehditlerin fiziksel imhasını, Kangal karıştırıcı alt sistemini kullanarak da işlevsel imhasını sağlıyor. Sistem, tüm bu alt sistem 6x6 lastik tekerlekli bir araç platformuna bir araya getiriyor ve platformun 2024 yılında envantere girmesi hedefleniyor. Bayraktar Kızıl Elma. Bayraktar Kızıl Elma, Türkiye'nin dev SİHA üreticisi Baykar tarafından geliştirilen
Türkiye'nin ilk turbofan motorlu, gizlilik ve havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız savaş uçağı projesi. 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesi ve 0.9 Mach sürat kabiliyetine sahip olan Kızıl Elma'nın 2024 yılının hemen başında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine dahil edilmesi hedefleniyor. Kızıl Elma, yapay zeka destekli it dalaşı teknolojisiyle insanlı savaş uçaklarını insansız bir şekilde yok edecek. Atak 2 helikopteri. Aslen 2025 yılında envantere girmesi planlansa da 2024 yılının sonunda büyük bir sürpriz yapmasını beklediğimiz Atak 2 helikopterinin envantere girmesi 2024 yılı içerisinde gerçekleşebilir. T-129 Atak ve T-625 Gökbey projeleri kapsamında kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe neticesinde başlatılan ağır sınıf taarruz helikopteri projesini yürüten firmamızsa TUSAŞ. Ağır sınıf taarruz helikopteri projesi, artırılmış faydalı yük ve mühimmat kapasitesi, 1200 kilogram silah taşıma kabiliyeti, modern aviyonik sistemleri, düşürülmüş lojistik maliyet ve yüksek performans hedefleri doğrultusunda tamamen yerli ve milli kabiliyetlerle tasarlandı. STM-500 Denizaltısı. STM-500 denizaltısı STM tarafından tasarımı sığ sular için geliştirilmiş dizel elektrik hücum denizaltısıdır. Platform 22 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibiyle 30 gün boyunca 200 metreden daha fazla derinliklerde görev icra edebilirken 4 adet atışa hazır torpido kovanıyla toplamda 8 adet ağır sınıf torpido ve güdümlü mermi atışıyla mayın dökme kabiliyetine sahip olacak. Otokar Alpar insansız tank. Seri hibrit elektrikli tahlikli altyapısıyla tamamen sessiz görev yapabilen Otokar Alpar, farklı görev ihtiyaçlarına yönelik çözümler sağlayan modüler elektronik altyapısı sayesinde keşif, gözetleme ve muharebeye yönelik farklı görev kabiliyetlerini otonom ve uzaktan komuta, düşük termal ve akustik iz, araç takip yeteneği, arazide hafif tank ve benzeri araçlara denk hareket çevikliğiyle birleştiren bir insansız araç olarak tasarlanmış Türkiye'nin ilk ağır sınıf kara aracı. Otokar Alpar'ı 2024 yılı içerisinde Türk ordusuna teslim etmeyi hedefliyor. Anka 3. TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3, Türk savunma sanayimizin geliştirdiği ilk delta kanat yani kuyruksuz hayalet insansız savaş uçağı. TUSAŞ tarafından tasarım ve geliştirme çalışmalarında artık sona gelinen ve ilk uçuş için geri sayımı başlatılan Anka 3, turbofan motorlu, gövde içinde silah sistemleri barındıran, yüksek faydalı yük taşıma kapasiteli, stealth, kuyruksuz bir insansız savaş uçağı projesi olarak envantere girmeye hazırlanıyor. HydroGITS hidrojen fırlatma silahı. Hidrojen itki, geniş bir pazar ve kullanım alanı sunarak deniz platformlarında dikey fırlatma sistemlerine alternatif olarak kamikaze dronların pist ve havaalanı gerektirmeden kullanımını sağlayacak yenilikçi bir teknoloji. Bu konuda çalışma gösteren Türk savunma sanayi, hidrojeni bir itki gücü olarak kullanan HydroGITS'i üretmeyi başardı. Bu ürünün en önemli özelliği, 2 kilogramdan 1000 kilograma kadar geniş bir yelpazede farklı tipte mühimmatları her türlü platformdan fırlatabilmesi. Bu özellik sayesinde kara, deniz ve hava araçlarında yaygın bir şekilde kullanılabilecek olan HydroGITS, her türlü araca uyum sağlayabiliyor. Yıl sonuna kadar sistemin tüm test faaliyetlerinin tamamlanması ve 2024 yılının başında envantere kazandırılması hedefleniyor. Marlin SIDA. Türkiye'nin yerli ve milli insansız deniz aracı projelerinden birisi olan Marlin, katıldığı NATO tatbikatında kendisini gören uzmanları gerçekten hayran bırakmıştı. Aselsan ve Sefine Tersanesi tarafından geliştirilen Marlin SIDA, elektrikli, sessiz ve gizli hareket edebilen bir araç. Keşif, gözetleme, istihbarat, mayın avlama, su üstü harbi ve elektronik harp gibi görevlerde kullanılabilen Marlin, bu özellikleriyle rakipsiz. Sarsılmaz Sarbot. Sarbot, LA-2 Dynamics ve Sarsılmaz'ın ARGE çalışmaları kapsamında hayata geçirilen ilk prototip 4 bacaklı silahlı robot olarak ön plana çıkıyor. Çeşitli yüklerle farklı birçok kullanım alanı bulunması öngörülen ve ilave yetenekler kazandırmak için geliştirme çalışmaları sürdürülen Sarbot'un daha sonraki kabiliyetlerde bir kamikaze versiyonunun da geliştirilmesi hedefleniyor. Sahip olduğu ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemelere de olanak veren ileri teknoloji ürünün 2024 yılında kullanıma alınması hedefleniyor. Cenk Füzesi. Son dönemde balistik füze alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Roketsan, kısa süre önce Cenk füzesini tanıttı.
Türkiye'nin ilk orta menzilli balistik füzesi olacak Cenk'in 1000 kilometreden daha fazla menzile sahip olması ve pek çok uzman tarafından 3000 kilometreye varan bir menzil değerine sahip olması bekleniyor. Motor ve yakıt gibi kritik alt sistemleri dahi Roketsan tarafından özgün olarak geliştirilen Cenk füzesinin ilk atış testinin 2024 yılında yapılması ve kısa süre içerisinde envantere alınması hedefleniyor. Tayfun füzesi. Türkiye'nin ilk test atışında 561 km mesafedeki hedefi imha edebilen en uzun menzilli füzesi olan Tayfun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 1000 km civarında bir menzil değerine sahip olacak. Geçtiğimiz sene gerçekleştirdiği iki farklı test atışıyla dosta güven, düşmana korku veren Tayfun füzesinin 2024 yılı içerisinde envantere kazandırılması bekleniyor. Kara Atmaca füzesi. Türkiye'nin yerli ve milli seyir füzesi Kara Atmaca envantere girmeye hazırlanıyor. Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca gemi savar füzesinden yola çıkılarak üretilen bir seyir füzesi olan Kara Atmaca füzesi aktif radar güdüm sistemi ile hedefi bulabiliyor. Uzun menzilli su üstü harbi ve kara hedefleri vurma görevlerinde kullanılacak olan Kara Atmaca füzesinin 300 km civarında bir menzile sahip olması bekleniyor. Barbaros Kıyı Savunma Sistemi. Türkiye'nin yerli ve milli kıyı savunma sistemi olan Barbaros, Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirildi. Atmaca füzelerini ve Çakır seyir füzelerini ateşleyebilme kabiliyetine sahip olan Barbaros kıyı savunma sistemi, uzun menzilli su harbi görevlerinde kullanılabileceği gibi hızlı ve daha küçük boyutlu deniz platformlarını vurmak için de Çakır füzelerini kullanacak. Roketsan Akya Torpido. Türkiye'nin yerli ve milli ağır sınıf torpidosu Akya en sonunda envantere giriyor. Roketsan tarafından geliştirilen Akya, akustik güdüm sistemiyle hedefini takip edebiliyor. Denizaltı savunma harbi görevlerinde kullanılacak olan bu platform, reis sınıfı denizaltılara ve mildenlere de entegre edilecek. Orka Torpido. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği orta sınıf torpido olan Orka, Aselsan tarafından üretildi. Akustik güdüm sistemiyle hedefi takip edebilen Orka, denizaltı savunma harbi görevlerinde kullanılacak ve özellikle Preveze sınıfı denizaltılarda da ve insansız deniz araçlarımızda da kullanılabilecek. Akıncı C TİHA. Akıncı serisinin en güçlü modeli olacak olan Akıncı C, 2024 yılında envantere girmeye hazırlanıyor. 2x950 beygir motor gücüne sahip olarak tasarlanan Akıncı C, sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak hizmet verecek. Keşif, gözetleme, istihbarat, su üstü harbi, kara hedefleri vurma gibi görevlerde kullanılacak olan Akıncı C'nin çok daha fazla faydalı yük taşıması bekleniyor. Bayraktar DİHA. Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği dikey kalkışlı insansız hava aracı olan DİHA, envantere girmeye hazırlanıyor. Baykar tarafından geliştirilen DİHA, elektrikli tahrik sistemi ve sessiz, gizli hareket edebilme özelliğiyle keşif, gözetleme ve istihbarat gibi görevlerde kullanılabilecek ve TCG Anadolu'ya ek olarak Türk donanmasının helikopter pisti bulunan tüm gemilerinde kullanılabilecek. Bayraktar TB3. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği katlanır kanatlı ilk silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB3 envantere girmek için hazır. Baykar tarafından geliştirilen TB3, MAM-L ve MAM-C gibi akıllı mühimmatlarla donatılacak. Su üstü harbi, kara hedeflerini vurma gibi görevlerde kullanılacak olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi bir geminin en önemli asli vurucu unsuru olacak. T625 Gökbey. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği genel maksat helikopteri olan T625 Gökbey, milli motoruyla beraber envantere girmeye hazırlanıyor. Yüksek performans sağlayacak kabiliyetleriyle taşıma, kurtarma, yangın söndürme, keşif gibi görevlerde kullanılabilecek olan Gökbey helikopterinin daha sonraki aşamalarda silahlı bir varyantının da geliştirilmesi planlanıyor. Alpago Blok 2. Türkiye'nin en yeni yerli ve milli kamikaze insansız hava aracı olan Alpago Blok 2 STM tarafından geliştirildi. Elektrikli motoruyla sessiz ve gizli hareket edebilen Alpago Blok 2, hedefi otonom veya manuel olarak takip edebiliyor. Kale kollar, üst bölgeleri, kara araçları ve deniz platformlarına monte edilebilen Alpago Blok 2'nin çok yakında kullanıma alınması hedeflenmekte. Milli Uzay Roketi. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli uzay programını gerçekleştirmek için geliştirilen milli uzay roketi çok yakında kullanıma girecek. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli uzay roketi, uydu fırlatma, uzay araştırma ve savunma amacıyla kullanılabilecek. Alka Nev Yönlendirilmiş Enerji Silahı.
Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği lazer silahlarından bir diğeri olan Alka, Roketsan tarafından üretildi. Roketsan mühendisleri tarafından geliştirilen Alka, lazer ışınıyla hedefi yok ediyor. İnsansız hava araçları, roketler, havan mermileri gibi tehditlere karşı kullanılacak olan Alka'nın daha güçlü bir versiyonu üzerinde çalışmalar devam etmekte. Şimşek dolanan mühimmat. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği hedef uçak Şimşek, üzerine eklenen harp başlığı ve otonomi kabiliyetleriyle birlikte bir dolanan mühimmata dönüştürüldü. Jet motoruyla yüksek hızda hareket edebilen, hedefi otonom veya manuel olarak takip edebilen ve her türlü hedefi vurabilme kabiliyetine sahip olan Şimşek'in en az 500 km menzilde hedefini imha etmesi ve 2024 yılında kullanıma alınması bekleniyor. Koral 2 Elektronik Harp Sistemi. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli kaynaklarla geliştirdiği Koral Elektronik Harp Sistemi'nin geliştirilmiş daha üstün versiyonu olan Koral 2, düşman radarlarını tespit edecek, bozacak ve kandıracak. Ayrıca dost radarların ve iletişim altyapısının korunmasını sağlayacak. Koral 2'nin sahip olduğu yenilikçi algoritmalar ve yapay zeka teknolojileriyle dünyanın en gelişmiş elektronik harp sistemi olması hedefleniyor. Roketsan Yalman Füze Atıcı. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği çok namlulu roket atar sistemi olan Roketsan Yalman, farklı türlerde füze ve roketler fırlatabiliyor. Uzun menzilli kara hedeflerini vurma görevlerine ek olarak, kısa menzilli zırhlı hedefleri imha etmek gibi bir kabiliyete de sahip olacak olan Yalman füze atıcı platformuna, Roketsan üretimi pek çok farklı füze türü takılabilecek. Çakır Seyir Füzesi. Türkiye'nin ilk sürü özellikli seyir füzesi olan Çakır, TÜBİTAK, SAGE ve Roketsan tarafından geliştirildi. Gelişmiş güdüm sistemiyle hedefi her seferinde kesin olarak bulabilecek olan Çakır, uzun menzilli su üstü harbi ve kara hedefleri vurma görevlerinde kullanılabilecek. 150 km civarında bir menzil değerine sahip olması planlanan Çakır füzesi, Anka 3, Kızıl Elma, TCG İstanbul, Milli Muharip Uçak ve diğer pek çok platformda kullanılabilecek. Yani Çakır hem havadan, hem karadan, hem denizden atılabilecek. Kuzgun Füzesi. Kuzgun Mühimmat Projesi TÜBİTAK SAGE tarafından kurum inisiyatifiyle bir iç proje olarak başlatılmıştı. Kuzgun mühimmatının birbirinden farklı modüler harp başlıklarıyla donatılmış, itkili ve itkisiz, kanatlı ve kanatsız olmak üzere çeşitli uçuş kombinasyonlarına sahip 9 farklı modelinin geliştirilmesi planlanıyor. Kuzgun, modüler arayıcı güdüm başlıkları ve termobarik, çukur imlalı, parçacık etkili, genel maksat harp başlıklarını kullanarak 2024 yılında envantere girecek. TRG-230 İHA Füzesi. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği ilk havadan karaya süpersonik füze olan TRG-230 İHA envantere girmeye hazırlanıyor. Aktif güdüm sistemiyle hedefini bulabilen, uzun menzilli hedefleri imha etme konusunda oldukça mahir bir platform olacağını bildiğimiz ve Akıncı TİHA'dan yapılan test atışında 100 km ve daha sonraki test atışında 150 km menzildeki hedefi vurmayı başaran TRG-230 İHA ayrıca daha envantere girmeden ihraç edildi. Siper Füzesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin S-400 ve Patriot ikileminden kurtulması için başlatılan Yerli Hava Savunma Şemsiyesi projesinin en önemli sistemi olan Siper Füzesi'nin ilk bloğu bu sene envantere girmek için hazırlık aşamasına geçti. 2024 yılının hemen başında kullanıma alınması hedeflenen Siper Blok 1'in aktif radar güdüm sistemiyle hedefi takip etmesi, balistik füzeler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları gibi tehditlere karşı gök vatanımızı koruması hedefleniyor. Bozdoğan Füzesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın almaya mecbur olduğu hava füzelerine olan bağımlılığını ortadan kaldırmak için başlatılan Gökdoğu Füze Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Füzesi, Türkiye'nin milli görüş içi hava füzesi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve Türk savaş uçakları tarafından kullanılacak olan Bozdoğan Füzesi'nin 25 km menzil değerine sahip olması ve hava muharebelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asli füze sistemi olarak görev alması hedefleniyor. MKE Deniz Topu. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği 76 ve 62 milimetrelik deniz topu MKE tarafından üretildi ve envantere kazandırılıyor. MKE'nin ürettiği bu silah hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı yapabiliyor. 16 km standart, 20 km artırılmış menzil değerine sahip olan MKE Deniz Topu Aselsan tarafından üretilen atış kontrol sistemiyle donatıldı. MIDLAS. Türkiye'nin yerli ve milli orta menzilli dikey atış sistemi olan MIDLAS, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin TCG İstanbul gemisiyle birlikte envantere girecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu konuda ambargo uygulayan Amerika Birleşik Devletleri'nin dikey atım lançerlerini vermeyeceğini açıklamasının ardından geliştirilen Midlas'ın Türk yapımı füzelerle kullanılması için geri sayım başladı. Gökdeniz Hava Savunma Sistemi. Aselsan tarafından geliştirilen Gökdeniz Hava Savunma Sistemi, Türkiye'nin milli yakın hava savunma sistemlerinden bir tanesi. 35 milimetrelik topla donatılan Gökdeniz, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları gibi tehditlere karşı kullanılabiliyor. Dakikada 1100 mermi atabilme kabiliyetine sahip olan Gökdeniz, Aselsan atom parçacıklı mühimmatla etkin bir imha kabiliyeti sunuyor. TS-1400. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği ilk turbo şaft motoru olan TS-1400, T-625 Gökbey genel maksat helikopteriyle birlikte envantere girmeye hazırlanıyor. 1400 şaft beygir güç üretebilme kabiliyetiyle Türkiye'nin bu alandaki en kritik projesi olan TS-1400'ün ardından TS-1600 ve TS-1900 gibi farklı motorların geliştirilmesi hedefleniyor. TİTF-6000. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği turbofan motoru olan TİTF-6000, yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen Kızıl Elma ve Anka 3 gibi platformlara entegre edilebilecek müthiş bir havacılık motoru. Tİ mühendislerinin %100 milli mühendislik çabalarıyla geliştirdiği TF-6000'in ateşleme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla bu sene kullanıma alınmasına hazır hale gelmesi ve 2024 yılının başında Türk ordusuna teslim edilmesi hedefleniyor. Batu Tank Motoru. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği 1500 beygirlik tank motoru Batu'da artık sona gelindi. BMC Power tarafından geliştirilen ve Altay Ana Muharebe Tankı'nda kullanılacak olan Batu tank motorunun ilk ateşleme testi Nisan 2021'de başarıyla gerçekleştirilmişti. Sistemin bu sene Altay tankının seri üretim versiyonuna entegre edilmesi ve hızlı bir şekilde envantere kazandırılması hedefleniyor. Delta ve Uzay Motoru. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği sıvı yakıtlı uzay motoru olan Delta V'nin yerli motoru çok yakında kullanıma alınacak. Delta V Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen bu motor, uydu fırlatma, uzay araştırma ve savunma amacıyla kullanılacak. 2021 yılında ilk ateşleme testi başarıyla gerçekleştirilen uzay motorunun bu sene uzaya fırlatılması ve uzay ortamında da test edilmesi hedefleniyor. TÜBİTAK Milli Ramjet Motoru. Türkiye Cumhuriyeti'nin süpersonik kabiliyete sahip füzeler üretebilmesi için geliştirilen ramjet motoru TÜBİTAK SAGE öncülüğünde geliştirildi. Süpersonik hızlarda çalışabilen ve 5 Mach'a kadar yüksek hızlara ulaşabilecek platformların geliştirilmesini sağlayacak ramjet motoruyla alakalı bugüne kadar 100'den fazla ateşleme testi gerçekleştirildiğini açıklayan TÜBİTAK, 2020 yılından beri ateşleme testleri devam eden ramjet motorunu 2024 yılında teslim etmeyi hedefliyor. TİTF-10000. Türkiye'nin TF-6000 motorundan yola çıkarak geliştirdiği afterburner özelliğiyle 10.000 livre itki gücü oluşturabilecek devasa ve Türk havacılık tarihinin en güçlü motoru olan TF-10000, İDEF fuarında sergilenmişti. Milli muharip uçak gibi platformlara entegre edilebilecek bir kabiliyete sahip olarak tasarlanan ve itki gücü her geçen gün daha da arttırılan TF-10000 motorunun bu senenin sonunda kullanıma hazır hale gelmesi için ateşleme testinin yapılması ve 2024 yılının ortalarına doğru da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor. Baykar Yapay Zeka. Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen yapay zeka projesi envantere girmeye hazırlanıyor. Görsel duruş tespiti, temel obje tespiti, gimbal obje tespiti, görsel iniş desteği, yer işareti tanıma gibi alanlarda çalışmalar yürüten Baykar, yapay zeka sistemi sayesinde insansız hava araçlarının otonomi, durumsal farkındalık ve gelişmiş emniyet seviyelerini arttırmayı amaçlıyor. Roketsan Uydu Fırlatma Sistemi. Roketsan tarafından geliştirilen yerli ve milli uydu fırlatma sistemi 2024 yılında envantere girecek. Uydu fırlatma roketi, uydu fırlatma aracı ve uydu fırlatma merkezi olmak üzere 3 ana bileşenden oluşuyor. Uydu fırlatma roketi 400 kilogram yük taşıyabilen 2 kademeli bir roket. Uydu fırlatma aracı roketin taşınması, hazırlanması ve ateşlenmesi için gerekli alt sistemleri içeriyor. Uydu fırlatma merkezi ise roketin kalkış noktasını oluşturacak ve hepsi birden 2024 yılında kullanıma alınacak. Aselsan Çakıl İşlemcisi. Aselsan tarafından geliştirilen yerli ve milli mikro işlemci Çakıl çok yakında kullanıma alınıyor. 32 bitlik bir mimariye sahip olan Çakıl, 180 nanometre teknolojisiyle üretildi. 100 MHz frekansta çalışabilen Çakıl, Türk savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılacak. Altay Tankı.
Türkiye'nin yıllardır beklediği ana muharebe tankı Altay nihayet 2024 yılında seri üretime giriyor. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği tankı Otokar tarafından geliştirilse de BMC tarafından seri üretime alınıyor. 120 mm top, 12.7 mm uçak savar ve 7.62 mm makinalı tüfekle donatılan Altay tankı 1500 beygir Batu motoruyla hareket edecek. Aktif koruma sistemi, lazer uyarıcı sistemi ve kompozit zırh özelliklerine sahip olan Altay tankını hepimiz büyük bir hevesle bekliyoruz. Otokar, ISV zırhlı iç güvenlik aracı. Türkiye'nin yerli ve milli 4x4 zırhlı iç güvenlik aracını geliştiren Otokar, bu platformu önümüzdeki sene envantere kazandıracak. Otokar tarafından geliştirilen ve farklı iç güvenlik görevleri için tasarlanan Otokar ISV zırhlı araç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil olmanın yanı sıra Türk Emniyet Güçleri'nin de kullanımına girecek. Yüksek zırh korumasıyla personelin riskli alanlarda güvenle taşınmasını sağlayacak olan bu araç, personel taşıyıcı, su topu, komuta kontrol, ambulans gibi farklı versiyonlarla tasarlanıyor. Havelsan Kapkan. Kapkan, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan, tekerlekli yapısıyla her türlü hava ve arazi koşulunda, değişik görüş şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip olacak. Taktik sahada kullanılacak diğer faydalı yükler dışında, gerekli görüldüğü durumlarda platform üzerinde yük taşınacak ara yüzlerinde eklenmesi hedefleniyor. Kapkan, Havelsan otonomi paketi sayesinde otonom devriye, GPS bağımsız görev, dinamik güzergah planlama, link kaybında eve dönüş ve sürdürülebilir yol analizi yapabilme kabiliyetiyle elektronik harbe karşı da yüksek dayanım sağlayacak bir sistem olarak envantere girmeye hazırlanıyor. Milli Sürü İHA Teknolojisi. Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği insansız hava araçları arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak için geliştirilen STM ve TÜBİTAK SAGE ortaklığında üretilen Milli Sürü İHA Teknolojisi 2024'te devreye alınacak. Birbiriyle haberleşebilen ve ortak hedeflere yönelen insansız hava araçlarının oluşturduğu sürü halinde hareket edebilme kabiliyetiyle özellikle kargo gibi kamikaze insansız hava araçlarımız birbirleriyle hedef paylaşımı yapabilecek ve hedefin imha edildiğini teyit etmeden görev bölgesinden uzaklaşmayacaklar. Hürkuş C. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği Hürkuş uçağının silahlı varyantı olan Hürkuş C 2024'te envantere giriyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Hürkuş A ve B'nin ardından kullanıma alınacak olan C versiyonu, 12.7 mm makinalı tüfek, 20 mm top, roket ve güdümlü mühimmat taşıyabilmekte. Hava savunma sistemlerini bozmak veya aldatmak için elektronik harp kabiliyetine de sahip olan Hürkuş C'nin yakın hava destek görevlerinde kullanılması hedefleniyor. Aselsan Akkor. Akkor aktif koruma sistemi, Türkiye'nin ana muharebe tankı Altay ile birlikte 2024'te envantere girecek. Aselsan tarafından geliştirilen bu sistem, zırhlı araçlarımızı tank savar roketleri, tank savar güdümlü füzeleri ve tank savar mayınları gibi tehditlere karşı korumak için kullanılmakta. Radar, lazer ve elektrooptik sensörlerle tehdidi tespit eden ve ateşleyerek imha eden Aselsan Akkor, kendi klasmanında rakipsiz bir platform olacak. Roketsan Tank Zırhı. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği bor karbür esaslı tank zırhları da Altay tankı ile beraber nihayet envantere giriyor. Roketsan tarafından geliştirilen bu zırhlar Altay ana muharebe tankı gibi platformlara entegre ediliyor. Kompozit zırh, reaktif zırh ve pasif zırh olmak üzere 3 katmandan oluşan ve kinetik enerjili mermiler, tank savar roketleri ve mayınlar gibi tehditlere karşı yüksek koruma sağlayan platform çok yakında envanterde olacak. Aselsan Radar Soğurucu Boya ve Malzemeler. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği radar soğurucu boya ve malzemeler Aselsan tarafından üretildi. Uçak, helikopter, gemi ve diğer araç platformlarına uygulanabilen, radar dalgalarını soğurarak platformun radar kesit alanını azaltan ve düşman radarlarından gizlenmesine yardımcı olan radar soğurucu boya ve malzemelerin Bayraktar Kızıl Elma ve Anka 3 Hayalet insansız savaş uçağıyla beraber envantere alınması hedefleniyor. STM Alpagut Dolanan Mühimmat. Türkiye'nin yerli ve milli dolanan mühimmat projelerinden bir diğeri de Alpagut. STM tarafından geliştirilen Alpagut kamikaze insansız hava aracının dolanan mühimmat versiyonu, kendi kendine hareket edebilen, hedefi tespit eden ve imha eden bu silah sistemi uydu bağlantısıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. STM Boyga Havan Taşıyan İHA. STM tarafından geliştirilen ve 81 mm havan mühimmatı bırakabilen Boyga, inşallah çok yakında envantere giriyor. 30 dakika havada kalabilen ve 5 km menzile sahip olan Boyga, terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamında etkin bir şekilde kullanılacak. Mühimmat sistemi entegrasyonuysa MKE işbirliğiyle geliştirilmekte.
Azap 500 km menzilli kamikaze İHA. Robit Teknoloji tarafından geliştirilen Azap kamikaze insansız hava aracı, yüksek hızlı ve uzun menzilli bir kamikaze insansız platform. 500 km menzile sahip olan Azap, üzerindeki harp başlığıyla hedefe çarparak imha ediyor. Azap, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük radar kesit alanıyla düşman hava savunma sistemlerini aşacak. Çoklu taşıma salanı. Çoklu taşıma salanı birden fazla yükü aynı anda taşıyabilen bir salan. Çoklu taşıma salanı sayesinde yüklerin ağırlık merkezi dengelenerek Türk savaş uçakları çok daha fazla sayıda mühimmatı taşıyabiliyor. Aselsan'ın geliştirdiği taşıma salanı sayesinde uçaklarımızın her bir yük istasyonunda artık bir yerine 4 füze taşınabiliyor. Bu da özellikle SİHA'ların ve savaş uçaklarının imha kabiliyetini ciddi manada artıracak. Uçbey Vitol İHA. Bioteksan tarafından üretilen ve ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen dikey kalkışlı Uçbey bulutaltı insansız hava aracı, dikey iniş kalkış özelliği sayesinde esnek bir biçimde kullanılabilecek. 3,5 metre kanat açıklığına, 22 kilogram kalkış ağırlığına sahip olan Uçbey, taşıdığı gimbal sistemiyle keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılabiliyor ve elektrik motorlarıyla 3 saat havada kalabiliyor. Aselsan Murat AESA radarı. Aselsan tarafından geliştirilen Murat, aktif elektronik taramalı AESA ateş kontrol radarı, F-16 Özgür projesi ve Akıncı İHA'da kullanılması planlanan Murat, eş zamanlı hava-hava, hava-yer, hava-deniz görevleri yapabilen ve elektronik taarruz kabiliyetine sahip çok fonksiyonlu bir radar. Murat, en son galyum nitrit teknolojisini kullanıyor. Aselsan Korhan. Aselsan tarafından geliştirilen Korhan, 35 mm top ve füze atarlı bir silah sistemi. Korhan, hava savunma, kara savunma ve kıyı savunma görevleri için tasarlandı. Bu platform, yüksek atış hızı, hassas nişan alma ve uzaktan komuta kontrol özellikleriyle çok yakında envantere dahil edilecek. Aselsan Kamyona Monteli Obüs. Aselsan tarafından geliştirilen Kamyona Monteli Obüs, 155 mm 52 kalibrelik bir top sistemi. Kamyon monteli obüs yüksek hareket kabiliyeti ve atış gücüne sahip. Bu obüs otomatik yükleyici, balistik bilgisayar ve navigasyon sistemi gibi gelişmiş bileşenlerle donatıldı. Boran havadan taşınabilir çekili obüs. Boran, Roketsan tarafından geliştirilen havadan taşınabilir bir çekili obüs sistemi. Boran 105 mm 30 kalibrelik bir topa sahip. Bu platform helikopter veya uçakla taşınabiliyor ve hızlı bir şekilde konuşlandırılabiliyor. Düşük ağırlık ve yüksek atış menziline sahip olan Boran, özellikle Güneydoğu'daki zorlu coğrafyalar için birebir. TCG İstanbul. Türkiye'nin yerli ve milli fırkateyn projesi olan İSTİF sınıfının ilk gemisi olan TCG İstanbul, 2024 yılında envantere giriyor. Milyan projesi kapsamında inşa edilen ve şu an deniz testleri başlayan TCG İstanbul gemisinin çok kısa bir süre zarfında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine dahil edilmesi hedefleniyor. TCG Piri Reis Denizaltısı. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği denizaltı projesi olan Reis sınıfının ilk gemisi olan TCG Piri Reis, 2024'te envantere giriyor. Almanya'dan lisans alınarak Milgen projesi kapsamında inşa edilen TCG Piri Reis, havadan bağımsız tahrik sistemi ve gelişmiş silah ve sensörleriyle modern bir denizaltı. Ulak Sida. Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı olan Ulak Sida 2024'te envantere giriyor. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Ulak Sida, Roketsan'ın Cirit ve Umtas füzeleriyle donatılıyor. Düşman deniz sistemlerini baskı altına almak ve imha etmek için kullanılacak olan platform envantere girmeye hazır. Gökdoğan Füzesi. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği hava-hava füzelerinden bir diğeri olan Gökdoğan Füzesi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Aktif radar güdüm sistemiyle hedefi takip edebilen ve imha edebilen Gökdoğan füzesi, 100 kilometreden daha uzun menziliyle uzun menzilli hava-hava çatışmalarında kullanılacak ve F-16 ile Kaan savaş uçağımız gibi platformların asli vurucu unsurlarından birisi olacak. Aselsan Gürz. Aselsan, çok alçak ve alçak irtifa hava tehditlerine karşı çoklu önleyici kullanım imkanı sunan yenilikçi hava ve füze savunma sistemi Gürz'ü geliştirdi ve ilk kez İDEF 23'te sergiledi. Gürz hava ve füze savunma sistemi İHA'lar, helikopterler, savaş uçakları, seyir füzeleri ve havadan karaya atılan mühimmatlara karşı görev yapacak. Aselsan Göksur. Aselsan'ın hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimine, ileri teknolojilerine ve aktif kullanımda olan güvenilir çözümlerine yakın dönemde eklenecek olan Göksur Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, Aselsan'ın İDEF 23'te sergilediği kritik sistemlerden birisi.
yakın hava savunma füze sistemleri, deniz platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında görev alacak hayati öneme sahip sistemler. Aselsan Göksur, gemi savar füzeleri, silahlı insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopter gibi tehditlere karşı farklı füze savunma görevlerini icra edebilecek. Göksur, yakın hava savunma füze sistemi, 360 derece tehdit imha kabiliyeti ve yeni nesil kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlıkla Türk ordusunun envanterine girmeye hazırlanıyor. Aselsan Gökdemir. Gökdemir fırlatma sistemi geliştirme faaliyetinde milli olarak geliştirilmekte olan hava füzelerinin kara konuşlu hava savunma amacıyla kullanılması hedeflendi. Gökdemir fırlatma sisteminde TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve hava savunma ihtiyaçlarına göre güncellenen Gökdoğan füzesi kullanılarak güncel hava tehditlerine karşı nokta hava savunması için etkili bir çözüm sağlanıyor. Lentatek kargı dolanan mühimmat. Türk savunma sanayi tarafından geliştirilen ve yerli harop olarak gösterilen Lentatek kargı, milli kaynaklarla üretilen uzun menzilli bir kamikaze insansız hava aracı. Düşman hava savunma sistemlerini baskı altına almak ve imha etmek için tasarlanan kargı, roket motoruyla fırlatılıyor ve üzerindeki RF arayıcı başlıkla hedefini bulup imha ediyor. Ulak Kama. Ulak Kama sarf edilebilir kamikaze insansız deniz aracı, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin haricinde kendisini feda etme eylemlerinde de kullanılacak. Kama çeşitli deniz platformlarından denize indirilip görev bitiminde denizden alınabilecek. Kama'nın önemli sensör ve sistemlerinin olduğu kısımlarda balistik koruma da bulunuyor. Ulak Kama'nın kontrolü kıyıdaki bir kontrol istasyonundan, deniz platformundan veya bir konsoldan yapılabilmekte. 2023 yılı sonuna kadar deniz testlerine başlayacak olan Ulak Kama'nın 2024 yılı içerisinde 100 adetten fazla üretilmesi ve teslim edilmesi hedefleniyor. Dearsan Salvo Sida. Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği Salvo Sida, Dearsan Tersanesi tarafından geliştirildi. Yapay zeka sistemiyle uzun süre görev yapabilen Salvo, keşif, gözetleme, istihbarat, mayın avlama, su üstü harbi gibi görevlerde kullanılabiliyor ve füze ateşleyebiliyor. Mir Sida. Türkiye'nin SİDA projelerinden bir diğeri de Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde geliştirilen MİR. MİR insansız deniz aracı, Türkiye'nin yerli ve milli insansız deniz aracı projelerinden belki de en önemlisi. Çok uzun süre denizde kalabilme özelliğiyle öne çıkan MİR, esnek görevlendirme, çok çeşitli algılayıcı ve haberleşme kullanabilme kabiliyeti, İHA ve SİHA'larla haberleşebilme kabiliyeti, yüksek sürat ve manevra kabiliyetlerine sahip. UMTAS GM Blok 1 füzesi. Roketsan'ın UMTAS GM Blok 1 ürününde iki farklı arayıcı tip bulunuyor. Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık ve yarı aktif lazer arayıcı başlık bulunacak. Bu sistem, kara araçlarından atıldığında 16 kilometre, helikopterden atıldığında ise 20 kilometre menzile ulaşabiliyor ve yaklaşık 0.7 Mach uçuş hızına sahip olan gece gündüz atış kabiliyetine sahip UMTAS GM Blok 1, tandem anti-tank, yüksek infilaklı parçacık etkili ve termobarik harp başlıklarıyla oldukça ölümcül bir platform oluyor. UMTAS GM Blok 2. Roketsan'ın yenilikçi ürünlerinden birisi olan UMTAS GM Blok 2, kara araçlarından atıldığında 32 km, helikopterlerden atıldığında ise 50 km menzile ulaşabiliyor. Gece, gündüz atılabilme kabiliyetine sahip olan UMTAS GM Blok 2, sahip olduğu harp başlığı tipine göre ana muharebe tankı, zırhlı personel taşıyıcı, kamyon, arazi aracı, hafif korulan, siper, bina ve diğer hedeflere karşı kullanılabiliyor. UMTAS GM Blok 2, itki kapasitesi ve süzülme kabiliyetini kullanarak sütre gerisinden atış imkanı da sunuyor. Bu sayede düşman unsurların atış menziline girmeden emniyetli mesafeden hedefi imha edebilen UMTAS GM 2'nin de çok yakında envantere alınması hedefleniyor diyelim. Peki sizler bu müthiş projeden en çok hangilerini beğendiniz? Kendiniz bir sıralama yapacak olsaydınız nasıl yapardınız? Lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ve bu tarz videoların devamı için katıl butonu üzerinden bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar.